Sevgiler selamlar tüm izleyicilerimize. Sağ olun iyi ki varsınız efendim. Şimdi Nuray göçmüş stüdyomuzda iki gözü iki çeşme. Nuray ablayı hatırlarsınız ben Covid olduğum dönemde gelmişti. Evet. Esra İzmece hocam o zaman sağ evet. olsun sunuyordu programı. Ben yoktum ama hikayesini hatırlarsınız Nuray Hanımcığım. Torunu Cansu için gelmişti. Cansu'nun kaçırıldığını e, söylemişti. Bizden yardım istemişti. E, i̇stediği desteği de aslında sağlamıştık ekip arkadaşlarım olarak. Cansu'yla seni kavuşturmuştuk ama şimdi son birkaç gündür yeniden e, Nurhan Hanım e, torunundan ayrı çünkü diyor ki Cansu yine kaçırıldığını düşünüyorum diyor. Aynı kişiler tarafından e, ortalarda yok. E, bu yüzden tekrar gelmek istiyorum diyerekten programımıza geldi çok ağlıyor yine Cansu'nun kıyafetlerini getirmiş Cansu'nun odasındaki <laughs> o oyuncağı e, getirmiş buraya e, Cansu'dan e ee, Nuray hanımcığım ne zamandan beri siz haber alamıyorsunuz? Ne? Pazar günden beri alamıyor muyuz? Pazardan beri haber Pazar alamıyoruz. Yine mi? aynı Davut Ayhan'ın evet onlarda zaten kız çocuk bürosu onlara gidiyor. Beni aldı çocuk Aha. bürosu. Esenyin çocuk bürosu gel abla dedi ben seni alayım. E, gidelim dedi. Beni bir yere sakladılar çocuk bürosu. Eve gitti. Ayhan evdeymiş herhalde. Demiş kız Davut'un babası Ayhan. Evet. Hı hı. Kız nerede dün akşam demiş buraya geldi. Yattı bir gece. sabahası gönderdim onları. Davut'tan ikisini demiş. Gültepe, Harman Tepe'de oturuyorlarmış bunlar. Peki bunlar e, yasak değil mi? Kurban oldum sana Furyacığım. Yaşı küçük, yataklık yapmış oldu benim kızıma. Evet. Ben şikayetçiyim, her türlü şikayetçiyim. Ben onlardan benim kızıma alınmasını istiyorum oradan ve çocuk koruma altına verilmesini Bu istiyorum. Bu Cansu, Can, sizin torununuz Cansu, Davut'u seviyor mu? Bir gönül Vallahi yani... bak seviyor mu sevmiyor mu bilmiyorum ben. Hı. Fakat benim kızıma şiddet göstermiş Ayhan dövmüş onu bebeğini düşürmüş Bakırköy e, Bakırköy Doğum Hastanesi'nde kızının kimliğine e, çocuğumu doğuma getiriyor, taş ettiriyor. Dövmüş onu birkaç tane tokat atmış Allah, onun ağzına Allah. çocuk yere düşmüş o zaten zayıf görmüyor musunuz halini Allah'ını Bir, Evet görüntülerini Allah. de verelim arkadaşlar ya, videoları ya, vardı sosyal medyadaki videoları da bir ekrana verelim. Topatta. Onu orursun Kenan. Orursun Havlamaya devam et. Hı hı. Aynen öyle. Kim sağ belli olmaz. Bir anda gemileri yakarır.

ya senin hoş dediğin çocuğa ben hoş diyorum. Çekil şuradan Marta. Hoşum bir yara. Kaşlı gözü <laughs> kapkara. Tüm tüm düm düm işte Maşallah, bu, güzel de bir. Kız. Bunları çekinirken benim yanımdaydı Öyle Abi. mi bu videolar çekerken? Kızımın yanındaydı. Ona gider, bana gelirdi. Bir yere gitti Üç aydan beri benim yanımda. Evet. O şiddet görüyor. Bunu Ayhan dövelek dilençilik yaptırıyormuş ona. E, Beylikdüzü polis karakolu şahittir Daha onu. Önceden de bunu söylemiştiniz programa canım. katıldığınızda. Yine mi dilencilik? Evet, yendiriyor? evet. Kumbarayla böyle küçük bir kumbarayla geldi benim evime. Ayhan şimdi buradan duysun. Şu kadarcık kumbarayla geldi. Bana dedi ki kız senin yanımda. Yok pardon yalan olmasın. Ben ilk defa aradım onu. Bu arada bunlar nerede? Bunlar senin uzaktan akrabanızmış galiba, değil mi? Ablamın bak, Ablamın oğlu. Oğlunu alıyor. Ben nereden geldiler bunlar bana? Nereden e, akrabanızmış? Ben ömrümde böyle bir aile görmedim. Bak benim ablamın bir sürü çoluğu çocuğu var. En terbiyesizi budur. Bana yapılan hakaret küfürler. Davut çok, mu? Yok şey babalı oğlu yapıyorlar bunları. Ayhan'la şey. Davut. Davut. Yani pis laflar ağza Baba oğul siz akrabasınız ama görüşmüyorsunuz öyle Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Can öyle. suyu nasıl... E peki görüşmüyorsanız Cansu'yla bu Davut ne nasıl e, ya tanışıyor der tabii ki akrabası ama yani ne zaman beri böyle düğüne görüşüyorlar, görüşüyorlar bunlar ailece yani düğüne gitmiyor muyuz? Bir toplantıya, bir ha. bir mevlüte. Ellerinde şimdi kızların internet var. Benim kızım okula gidiyordu zaten. Davut benim kızımı okulundan bile soğuttu. Fakat şimdi onu da geçeyim Fulya Hanım. Bana bu küfürler, bu hakaretler ölüm diyor. Fermanını çek diyor. 20 dakika sana müsaade diyorlar. Babalıoğlu. E, Filizköy, polis karakolu. Baba sizi tehdit etti. Tabii abi canım kağıtlarım var. Hepsi burada mevcuttur yani. Ben çok ispatlı geldim buraya. İlk kaçırıldığında akrabaları tarafından, Davut ve Ayhan tarafından kaçırıldığında evet. siz buraya geldiniz. Daha sonra e, po polis ekipleri devreye girdi. Kızı kurtardı, değil mi? Cansu'yu Evet. yanınıza biz verdik. Evet. Her şey iyiydi de bu son günlerde bir anda ne oldu? Yine bu Davut'la Ayhan ortaya çıktı. Kızı tekrar siz kaçırdı diyorsunuz ama kendi rızasıyla da gitmiş olabilir mi Cansu? Bak şimdi Fulya'cığım kurban olsun abla sana. Fakat ben bu kadar iddialı konuşuyorum. Çünkü kızı ben e, Tosunolu kliniğe getirdim. Bizim yanımızda yakındır doktor tamam mı? Dişi bu kadar şişmişti, suratı şiş. Anne dedi benim e, oğlumun yanında yatmıştı bir gecencesi. Sabah sabah geldi sabahın yedisinde ağlıyor ağlıyor. Kaçan kız oradan kaçardı. Bak bana yakın değil oğlum, uzak mesela. O kreşte ben Yeşilkent'te. Ağlıyor ağlıyor girdi sabah sabah. Dedim ne oldu kızım ağlıyorsun? Anne, anne dişimden duramıyorum anne ben öleceğim. Getir beni. Özel bir doktora getirdim işte ben bunu. Getirdim doktor yoktu iki buçukta gelecekmiş. Benim de kendi yakınlarımın düğünü vardı arkamda salon vardı çok yakınımda. Anneciğim iki buçukta dedim gidersin dedim ben bir bakayım geleyim mi dedim. O da dedi git anne dedi. Ben gelene kadar zaten uzanmış öyle koltuğun üstünde. Pijama ayağında bunlar ayağında böyle uzanmış tamam mı? Tamam. Bir geldim anne dedi ben dedi internetten araştırdım dedi. E, hiçbir yer eczane yok açık eczane dedi. Hı. Ben bu hapımı alayım geleyim dedi. Açık eczane dedi devlet hastanenin yanımda dedi buldum tamam. dedi. Eczanesi dedi. Tamam, eczaneyi Bana, buldu, İlaç almaya gideceğim diye. Gitti, bir daha da geri dönüş, gelmedi. Ha, o şekilde çıktı ve bir daha da dönmedi. Evet, ben... Pazardan arama, beri. Evet, pazardan beri. Ben aşağı hastaneye gittim aramaya, tamam mı ne oldu diyelim. Tamam. Birkaç tane çocuk yolda soruyormuş işte. Cansu bunu planlamış olabilir mi diyeceğim ama Hayır. zaten canı da burnundaymış yani. He. Yani canı... Acıyor, dişi acıyor evet, falan. Evet, evet. Bir de Cansu planlamış olsa. O zaman ki... takip mi ettiler Cansu? Yu? Tabii düğünden bir kere da takip ettiler. Davut ve baba ettiler. Sayhan. Tabii canım o zaman onu Niye bu kadar takıntı yapıyorlar ya? Akrabaya böyle yan gözle bakmak nedir yahu? ya? Çocuğu var kimsesiz gördüler. Biz yalnızız çünkü orada. Ben çünkü can güvenliğimde yoktur bu insanlarda bak. Hakaretler, küfürler, pis kelami kullanıyor ya. Buraya hanımcığım, e, Cansu'nun anne babası nerede? Ayrı onlar. Siz büyüttüğünüz için size mi hep anne diyor? Tabii hocam. o düne kadar bilmiyordu. Haçam bu televizyona ilk çıktığımdan çocuğum yeni yeni öğrendi. Can tabii hmm. bu kadardı da anasından doğdu, ben büyüttüm. Hmm. Babasından ayrıydılar onlar. Hmm. Daha affedersin bebekti daha bir aylıktı. Ayrıldılar. Ben de ne yapayım? E, bir caddede mi bıraksaydım? Bir cami kapısında mı bıraksaydım? Mecbur oldum kızımı çocuğu büyütmek hem zorunda. Hem annelik kaldım. hem babalık hem tabii anneannelik her şey. Canım. Onun boğazından oldu. haram ekmek sokmadım Fulya Hanım. Eşimi bağlayabilirsiniz. Eşim benim toprak toprakta kazıdı, çalıştı, çiçek ekti, toprak taşıdı sırtına bize baktı. Biz haram ekmek görmedik de yemedik de. Bütün komşularım bağlansın. Allah rızası için buraya. Ben kimseye muhtaç ettirmedim ki can suyu. Sen şimdi can suyu kurtarmak istiyorsun. Can suyu kurtarmak istiyorum. Bak bir um, Fulya'cığım. Bir de devletimden bunların tutuklanmasını istiyorum. Can suyu da hizmetleri hizmetler altına çocuk e, ne diyorlar? devletin Sosyal elinde. Altına evet, kurban oluyoruz. Öyle size. mi? Evet, ben korktum artık. Bıktım. çocuğu kaçırıyorlar. Çocuğun psikolojisi tamamen gitmiş. Biliyor çocuğu Arnavutköy'ün hocaya getiriyormuşlar bunlar sürekli. Allah Allah. Tabii ki Arnavutköy'de bir hoca varmış. Kızı dışarı çıkarmışlar. Sen dışarı çık. Niye? Bu bu yanınızdakiler ne Bak, yani? Bunlar o gün gittiği gün bunları ha. çıkardı sırtındaydı. Anne dedi şöyle köşede kalsın ben de hapımı alacağım geleceğim kaldırma onları diye. Pijamasını çıkardı. Evet bak e, bunları. son bunlar üstündeydi Şurada yani. Şunu da daha yeni diktirdi. Bir gün ayağına giymedi çocuğun bir gün. Bunları da çok özendi. O gün böyle bir iki gence giyiyordu çıkarıyordu giyiyordu çıkarıyordu. Bu ayıcığını da durmadan bunu severdi. Onun üstüne yatardı. Bunu ben de onun yerine onu seviyorum kaç günden beri. Aycı'nın Ondan yatıyorum ondan kalkıyorum Fulya Hanım Allah rızası için kız kızımı kurtarın benim ne olursun. Ve bu adamların da ceza almasını istiyorum. Allah rızası için ne olur. Devletime sesleniyorum buradan. Beni duyanlarım varsa bu adamları tutuklasınlar. İstemiyorum bu adamlar bana bu saatten sonra bana var ya altın içinde böyle söyler. Ayhan Değeni birini tanımıyorum. Bunun ceza Allah bazısı istiyor. için akraba akrep ya. Ya Be gör işte ama. ben yalansam Fülya Hanım belki ben yalan olabilirim. Bak bir benim Allah'ım var. Benim şahidim. Ben nasıl akraba ya? Ha, bir şahitim benim e, dökümanım telefonla meşazlar geldi ya. Karakola gitti Cansu. Şikayet etti onları. Beni dedi dövdü. Bebeğimi düşürdü Ayhan. Beni dedi dilendiriyor dedi. Bunları ben Ya demedim. o yaş daha küçücük kıza bir de yani istismar bu yahu. Bir de bir, çocuk bu. Bir de hamile mi bırakmış? Evet tabi canım. Yani. Ben ta o zaman burada spatlamak istedim de beni kimse anlamadı burada. Ulya ben bir şey sorabilir miyim Anlamadılar. Ya? Araya giriyorum çok da. Çok sinir oldu mu ya? Nuray Hanım. Efendim. Şimdi siz 6 ay önce burada bulduk ki. Polis evet. eşliğinde Cansu'yu aldınız, siz evinize gittiniz. Evimizde. 6 Alt, e, ay geçti. Bu arada Cansu, Hanım, yani Cansu sizin yanınızda değil miydi? Nereden hamile kaldı? Oradaydı. Oradayken hamileymiş zaten. Şimdi Fulya Hanım, Hayır, buraya geldi. Geldiğinde... o akşam bana teslim ettiler. Tamam. Polisler. Hı. Tamam mı? Hı. Hı. Biz Esenyurt, Filizköy böyle gittik gezdi Gecenin saat 3'ünde ben eve geldim onunla beraber. Aradan on 5-10 gün geçti. Kızı ne bu çocuk şey yapıyor. Büyü yapıyorlarmış bu çocuğumu Benden uçuruyorlar, getiriyorlar bu çocuğumu. Yani 10 gün senin yanında kaldı, tekrar gitti. Ca 5 6 kere. 6 kere de kaçırdı bunu. Evet. Ayhan. 6 7 kere var ya. Ben kızım bir tek 3 ay kaldı benim yanımda. Bu geliş işte. Şimdi karakola gitti 2 hafta önce kendisi şikayet etti. İstemiyorum. Davut bize hakaret etti. Kap Kızıma öyle kötü söz. çok özür dilerim, affedersiniz. Fakat bütün benim izleyenlerimden, diyenlerimden çok özür dilerim, direnç ediyorum ama eğer ki sıkıntısı varsa, çok gariban bir insansa ben bir şey diyemem. Açtır, fakirdir, gidebilir. Ama sen üç kat evin var diyordun burada. Nuray Hanımcığım, bu Cansu sizinle e, konuşurken, dertleşirken veya söylüyor muydu işte anne veya anneanne şey ben Davut'u sevdim, seviyorum gibi şeyler söylüyor muydu? Bana diyordu ki Cansu, Cansu dedim bana doğruyu konuş. Hı. Bak anneciğim iki anne kız görüşelim senden. Hı. Seni dedim bu anne neden dövdü? Anne dedi ben dedi işe gitmiyorum diye dövdü beni dedi. Hı. Dövüyor dedi. Beni dedi ayrı ev istiyorum ayrı eve sokmuyor beni de hayır. Gidemezsin sen bir ev. Demek ki sen benim kızımı kendine bakım için mi aldın? Kendine mi aldın kızımı sen? Hı. Madem kaçırdın Madem bir şeyin hakkından gel, niye kendini diyor ki yok ben dilenmeye göndermedim, yok ben buna böyle yapmadım. Hmm. Beylikdüzü'nün karakolunu arar mısınız? Yalan mıymış? kendi kızının kimliğiyle yakaladı polis onu. Onunla dileniyormuş, kendi ismini vermiyor mu Cansu? Allah Allah. Çok şeyler var Fülya Hanım. Sen e, zorluklarla büyüt, bu yaşa getir. Ah Fülya Hanım. Çıksın bak. akrabalar, dilendirsin, bak, istismar etsin. Fülya Hanım ben, ben onu nasıl büyüttüm bak. Bir tane boğazıma takmadım. Ne o Bak boğazındaki çeyrek altınları takardım bebekken küçüyken ben böyle büyüttüm onu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.